16. haftaya geldik. Bebeğinizin yaklaşık baş popo mesafesi 11 cm'e ulaşmış oldu. Lakin bu hafta itibaren artık bebeğin baş popo mesafesini ölçmeyeceğiz. Kilosunu hesaplayacağız. Kilosunu hesaplama nasıl olmaktadır? Bebeğinizin başının çapını, çevresini, göbek çevresini ve uyluk kemiğini hepsinin ölçümlerini yaptığımızda e, ee, ultrason cihazı otomatik olarak bebeğinizin kilosunu verecektir. Ve o haftalar için uyumlu olup olmadığını belirtecektir. Dolayısıyla bundan sonra gebeliğin sonuna kadar takibimiz böyle değil bu tür ölçümlü olacaktır. Peki bu hafta başka ne yapabiliriz? Eğer ki ikili kombine testi kaçırdınız veya o veya bu sebeple bu durumda üçlü veya dört test tercihan dörtlü testi yaptırmanızı öneririz. Anne adayı bu sırada artık bağırsak hareketlerini daha belirgin hissetmeye başlayacak. Bazen bu bağırsak hareketlerinin belirginleşmesi anne tarafından bebek hareketleri olarak algılanabilmekte. Ama eğer ilk gebenin bu bebeğin ilk hareketleri yaklaşık 20. hafta hissedecektir. Dolayısıyla bebeğin hareketlerini bu 16. haftada pek hissetmek mümkün olmayacaktır.